Evet, araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu stüdyoda. Size çok sorumuz var. Çok yüklüyüz size karşı soracaklarımız konusu. Çok merak ediyoruz. Evet. Bilmediğimiz bir yerde konu bildiğimiz biriyle bizi karşılaştırınca değil mi? Evet. Bence tabii. Zaten Bilal abi başla. Öncelikle şunu soralım size. Hep konuşuyoruz harp teknolojisi, harp teknolojisi. Harp teknolojisi nedir? Şimdi harp teknolojisi Alaska bölgesine devredilmiş olan bir proje. Amerikan askeri projesiydi. Daha sonra Alaska'daki üniversiteye devredildi. Orada Gakona diye bir bölge var. Gakona bölgesine kurulmuş olan yüksek frekansların oluşturulduğu bir alan burası. Şimdi yüksek frekans dememin sebebi şu. Özellikle altını çizelim tekrardan. Yüksek. Çünkü az sonra muhtemelen deprem konusuna geleceğiz. Deprem konusuna gelince etkisiz olduğunu bu anlamda kanıtlamış olacağız. Şimdi yüksek frekans ne demek? Yüksek frekanslı iyonosfere, yani iyonosfer tabakasına gönderilen sinyaller var. Evet. İşte Amerikan askeri altyapısı diyelim. İşte evet. Buna derin devlet de diyebiliriz yani. Evet. Oradaki derin devletin iyonosfer katmanında biriken seslerle alakalı çözümleme yapmak üzere kurulan bir birimdir burası. Evet. Hani şu misal konuştuklarımız veriyoruz. Uzaya gidiyor o kat evet, değil mi orası? Evet, uzaya gitmiyor. Ha. O katmanda kalıyor. Ondan şey. Yukarıya çıkmadığı için tüm analizler ve çalışmalar orada birikmiş olan ses titreşimlerini analiz etmek üzerine. Mesela kimler? Dünyada iz bırakmış olan kişiler. Mesela işte en meşhurları yakın tarihten söylersek Hitler, peygamberler, işte Sezarlar vesaire gibi kişilerin yapmış oldukları söylemleri oradan ayıklayacaklar. Kendi arşivlerini alacaklar. Daha sonra yazılı olan bütün eserleri yok edecekler. Ve bilgi birikimi tekelleşmiş olacak. Evet. Ana amaç bu. Evet. Ve bu harp teknolojisinin yönetildiği bu merkez hem Amerikan Hava Kuvvetleri hem Deniz Kuvvetleri'nin evet. denetiminde. Onlar da orada çalışıyorlar. Aynı zamanda Alaska Üniversitesi de değil mi? Bilimsel tarafını Alaska Üniversitesi evet. takip ediyor. Zaten askeri olarak kontrol edilmesi iyi niyet göstermiyor. Göstermiyor. Evet. Zaten iyi niyet göstermiyor. Peki harp teknolojisi uygulanarak dünyada sel felaketleri yaşatılabilir mi? Orman yangınları başlatılabilir mi? Ve depremler tetiklenebilir mi? Şimdi sondan başlayalım. Depremler tetiklenemez. Yani bir frekans aracılığıyla deprem tetiklenemez. Neden? Şimdi az önce vurguladığımız gibi yüksek bir frekanstan bahsediyorsak, yüksek frekans özellikle elektromanyetik de taşıyorsa bu, radyasyon etkisi yaratması lazım. Ve deprem olan coğrafyada bunun sebebinin frekanslı olduğunu ifade ediyorsak eğer, ifade edenlerin bölgede radyasyon taramasıyla elde edilen sonuçlar yani bulguları delillendirmesi lazım. Bunlar yok. Ha, biz bunun ilk önlemde yani ilk etapta çıktısını nasıl alabiliriz en amatörce? Bölgedeki insanlar isteksizce istifra etmeye başlar. Kusmaya başlar. Baş dönmesi olur. Denge bozukluğu olur. Aa. Bölgede bundan hiçbiri yok. Yani hem bizim bu şu anki deprem olan bölgede hem de diğer deprem olan bölgelerde. Yani yüksek radyasyon olmadığını anlıyoruz. Tabiatta değişiklik yok. Tabiatta diyorlar değişiklik olması lazım. Harp deli saçması diyenlere gerilmiş bir lastiği zorlamak onun kopmasını sağlar. Yani fay hattına enerji yüklenmiş. Bilim adamları da söylüyor ya önümüzdeki iki ayda deprem olabilir. Kahramanmaraş depremini bildiler. Hatayı i̇şte bildiler. İstanbul'da şu kadar zaman kaldı deprem olabilir. Artık fay iyice doldu, iyice gerildi. Ve Fransız jeofizikçi Xavier Le Pichon dedi ki Fatih Altaylı'nın programında fayın direncini değiştirebiliriz. Bunu suyla yapabiliriz dedi. Suyla yapabiliriz dedi. Ne yapıyoruz diyor. Yani su bunu başarabiliyorsa teknolojik olarak bu başarılamaz mı? Şimdi frekansı denersek yani kastettiğimiz oysa teknolojiden kastımız. Frekanslı olmamasının temel sebebi de şu. Kara bölgesine baktığımız zaman şu an mesela depremler kara bölgesinde oldu. Evet. Kara bölgesine siz İstediğiniz kadar yüksek frekans veya düşük frekans gönderin, toprak bunu emiyor ve pasifize ediyor. Yani içeride bir süreklilik yok, iletkenlik olmadığı için. Misal verelim, yıldırımları düşünelim. Evet. Yıldırımlar dünyada karalara düşüyor mu? Düşüyor. Düşüyor. Düşen yıldırımlar fay hattının olduğu bölge hiç mi düşmüyor? Düşüyor. Ama bölgede ne tetiklenmiyor? Fay hatları tetiklenip deprem olmuyor. Ama bunu bilerek, tabii şimdi bir teknolojik olarak konuyu tam vakıf olmadığımız için bunu bilerek, bunun üzerinde yıllarca çalışmış insanlar, Tesla bunun mucidi olduğunu söyleniyor. Tesla bunu bulalı 70-80 sene oldu. Bu harbın temelini atan fikirleri ortaya koyalı. Ve Amerikalılar buna 92 yılından beri sahip çıkıyorlar ve üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Amerika'nın da
dünyada nasıl egemenlik kurmak istediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Amerika'nın da dünya üzerinde neler yaptığını, evet, hangi silahları ne zaman nasıl denediğini ve nasıl amaçları olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Irak'ı işgal etmek için bunlarda atom bombası var dedi mesela. Doğru. Yalan oldu, sonra anlaşıldı. Kendi başkanlarını öldürdüler. Kennedy menfaatleri için. Dünyanın her tarafında neler yapıyorlar. 15 Temmuz hareketini kim yaptı? Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar konuşulunca, düşününce acaba diyorsun. Bu da pek imkansız değil gibi geliyor öyle, insana. Evet. Ama frekansta olmuyor diyoruz. Ama deprem tetiklenemez demiyoruz. Hı, nasıl olur deprem mesela? Deprem tetiklenebilir. Tabii ki. Az önce mesela örnek vermiş olduğunuz Le Puchon. O evet, suyla olur bu dedi. Bunun örneğini nereden alıyor? Sağlık sektöründen alıyor. Bunun örneğini nereden alıyor? İnsanın fizyolojik olan doğal gereksiniminden alıyor. Mesela örnek çok basitleştirelim olayı. Şimdi sağlık sektörünü daha önce anlattık. Ben bir örnek daha vererek zenginleştireyim olayım. Misal veriyorum, yemek yiyoruz, şişiyoruz. Evet. Rahatlamamız gerekiyor. Yani bir gaz çıkarmamız gerekiyor ağzımızdan. Bunun kontrollü çıkabilmesi için biz hangi desteği alıyoruz? Soda, sıvı desteği alıyoruz değil mi? Bunun gibi örneklemeleri işte teknolojiyle birleştirdiklerinde su pompası veya su enjekte ederek bölgeye kontrolü depremi yapıyorlar. Bu ve insan üzerindeki sonucunu görerekten sağlıyorlar. Petrol aramalarında da yapıyorlar bunu. Petrol aramalarında da kullanıyorlar. Tabii. En çok orada kullanılıyor kontrollü olanı zaten. Tetikliyor ama alakalı. Hızı nasıl? Mesela hemen o an şimdi, yani bu şimdi yapıldı diyelim, evet, yapay bir şeyler. Tetikleme yani uzun vadeler sonra mı, uzun şimdi zaman? Şimdi burada ikiye ayrılıyor konu. Hı. Kontrollü olarak o su örneğinden yola çıkarsak bu düşük şiddetli olanı suyla yapılıyor. Yüksek şiddetli olanı nasıl yapılıyor? İşte bölgeyi ısıtmayla oluyor. Zaten bizim de şu anda anlatmaya çalıştığımız o teknoloji oluyor. Peki bölge nasıl ısındırılabilir? Hı. Bir bölgedeki fay hattı nasıl tetiklenebilir? Hı. Şimdi burada en önemli olan görselimizi verebiliyorsak 11 numaralı diye ben numaralandırmıştım. 11 orada numaralı bir görseli verelim mi ekrana? Atom patlamasıyla alakalı bir görsel var. Şimdi onu bunu anlatayım. Bir kere Türkiye'nin özellikle bilmesinde fayda var. Niye? Dünya, evet çok güzel, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu resmi olaraktan Anadolu Ajansı'nın zamanında yapmış olduğu bir haberin sonucundaki görseli görüyoruz. Evet. Bu da neyi anlatıyor? Evet. 1945'ten sonra süper güç dediğimiz devletlerin üretmiş oldukları nükleer bombalar var. Evet, bu bombalar, altta yazıyor devletler. Evet, bu bombalar günümüze kadar hala kendi ürettikleri nükleer bombaların testlerini yapıyorlar. Peki bu testler nerede yapılıyor? Kuzey ve Güney kutbunun üzerindeki atmosferlerde yapılıyor. Şimdi nükleer bomba patlayınca ne oluşuyor bölgede? Aşırı radyasyon, radyasyonun vermiş olduğu bir sıcaklık. İşte bu iyonosferin de üzerine çıkmadığı için orada biriken sıcaklığı üretilmiş olan başka bir teknoloji aracılığıyla, evet burada görüyoruz görseli, bakın iyonosferi zaten çizmişiz orada, ne kadar mesafeli olduğunu, dünyadan uzaklığını işaretlemişiz. Orada biriken sıcaklığı ilgili müdahale etmek istedikleri coğrafyaya yönlendiriyorlar. Ve biz de özellikle şunu takip ediyoruz son zamanlarda. Son 3 yıldır Türkiye en sıcak kış dönemini geçiriyor. Ha şimdi onu soracaktım. Yani halkın şimdi merak ettiği şu. Ben biraz daha halk ağzıyla söyleyeyim size. Mesela şimdi biz kanala gelirken hava 5 derece sabah. Ha. Biz kanaldan çıkarken hava 16 derece. Evet. Ne oluyor? Ve yurdumun insanı her gün bu sıcaktan Allah deprem mi olacak akşam diye uyuyamıyor sabaha kadar. Evet, şimdi böyle bir uyuyamama gibi bir durumun olması normal mi? Evet normal. Neden? Bundan dolayı. Çünkü bu açıklamaları biz yaparken kendi inisiyatifimizle yapmıyoruz. 12 numarayı alırsak, şimdi bakın bununla alakalı yani bölgelerin ısındırılması, sözde bunun da adına bir 12 vardı. Böyle karalar vesaire gözüküyor görselde. Bundan hep bu, evet. Şimdi bakın bu çalışmayı yapanlar bizler değiliz. Bunları yapanlar bilim adamları. Bakın orada sol üst tarafta kırmızı olarak ne yazılıyor? Küresel ısınma, deprem ve volkanik faaliyetleri nasıl harekete geçirir diyor. Ya da geçirir mi diyor. Bunun çalışmalarını yapmışlar ve bunun olduğunu anlamışlar. Küresel ısınmayla yani bir bölgenin ısındırılması volkanları yani yanardağların patlamasını ve depremi tetikliyor. Ve bu sebeple zaten dünyada bu son zamanlarda neyi görüyoruz biz? Volkanlar patladı. Aralık evet, ayını takip ediyorsanız dünyanın çeşitli yerlerindeki volkanlar harekete geçti. En yakınımızdaki İtalya patladı Alper mesela. Alper Bey, şimdi tabii, deprem konuşurken aslında yerin altından sizin bu kadar uzaya konuşmanız çok enteresan. Yani bu yani yerin çok çok üstüne çıkıp bir şeyler söylüyorsunuz ve evet, biz de aslında bir yandan da
bu konunun bunu çok tetiklediğini de düşünüyoruz. Şimdi izleyicinin kafası çok karışık. Ya deprem diyoruz, Marmara'ya inecekken nasıl ionosfere çıktık değil mi yani? Orada bir sıkıntı. Ama işte insan müdahalesinden bahsediyorsak ilk önce yukarıdan aşağı inmemiz lazım. Tabii şu meşhur gemiden bahsedelim mi? Olur. Bu gemi neydi, bu gemi ödümüz kopuyor görünce? İstanbul'un Boğaz'a girişinde demirleyen bir gemi vardı. Evet. Daha bu depremler olmadan hemen önce. Amerikan askeri gemisi. Amerikan askeri gemisi Nitze. Nitze. Bu gemi geldi, rotasından çıktı. Ama bunun altını çizelim. Bu rotada değildi. Rotada yani şöyle değildi. Evet, yani evet. Çanakkale'den geçmesi bizim kontrolümüzde ve bilgimiz dahilinde ülke olarak. Boğaz'a Marmara Denizi'ne girdi. Bunda da bizim sorunumuz yok, takibimizde. Ama Körfez'e gitmesi gerekirken, İzmit, Kocaeli tarafına gitmesi gerekirken Boğaz'a yöneldi. Burada rotadan çıktı. Bir sıkıntı orada başladı. Evet, zaten hemen bizim de yetkililerimiz arkasına ve önüne işte deniz sahil güvenlik ekiplerimizi göndererekten durdurdular vesaire. Ama o gitmesi gereken yere gitti. Dolmabahçe önünde demirledi. İlginç olan neydi? Kontrollerin veya tahammülün çok yükseğinde, bu o gemi değil yalnız. Dolmabahçe gemi, Amerikan gemisi yazarsak o görseli görürüz. Çünkü orada en önemli, hatta benim görsellerimden bir numarayı da verebiliriz. Burada en önemlisi neydi? Açmış olduğu bayrağın ebatı. Evet, bakın buna dikkat edin. Ne ilgisi var, nedir yani? Şimdi onun şifresini anlatacağız. Neden böyle bir bayrak açtı? Bir de sol taraftaki daire içindeki yazı da önemli. İstanbul Boğazı'nda Amerikan Nitze gemisinin açtığı bayrak şifreli miydi? Şifreliydi. Bayrağı depremden hemen önce. Depremden hemen önce. Hadi canım ya. Evet, şimdi şifreyi anlatacağız. Çözüyoruz onu. Buyurun. Çok İstanbul'da devasa bayrakla poz kesen Amerikalılar Gölcük'te bayrak açmadı. Evet, bu bayrağı limana geçtiklerinde bayrağı orada açmadılar veya açarak gitmediler. Dolmabahçe önünde bunu yaptılar. Evet. Bu bir mesaj içeriyordu. Ne demek bunun istiyorsun? Çözülmesi gerekiyordu. Biz çözdüğümüze İstanbul inanıyoruz ve Maraş'la bağlantısı vardı ve Maraş'ın şifresi çıktı. Evet. Maraş'ın şifresi mi? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Burada tabii o dönemde sıcağı sıcağına bir tweet atılmıştı. Eski emekli amirallerimizden Cem Gürdeniz. Hı hı. O demişti ki bayrağın büyüklüğüyle alakalı. Yaklaşık olarak bayrağın ebatlarını 10 yaprak ölçeğinde vermişti. Şimdi bayrak tanımları donanmada yaprak üzerinden veriliyor. 10 şehir etkilendi. Sakın öyle şeyler söyleme. Yok, hayır. 11. Şimdi, 11. 11 etkilendi. Şimdi ama sorun şu. Biz hemen aldık baktık ölçümlendirme tablosunu bayrakların. Dedik ki o da takriben demişti. Biz bunu aldık, baktık olduk, ölçüyü bulduk. Yaptığımız tüm resimlerle analizlerimizi yaptığımız zaman bilgisayar destekli analizlerde 10 ölçekli yaprak bayrağının tanımı bu bayrağa uymuyor. Bir boy büyük. Evet. Ama biz bir sonrakine baktık, bir küçüğü nedir diye 8 yapraklı ölçek boyutundaydı. Peki 8 yapraklı ölçeğin metrajı ne kadar? 4'e 6. Evet. 4'e 6 ne demek? Maraş'ın plakası demek. 46. Yapmayın ya. Şimdi mesajı orada verdiler işte bize. Yapmayın ve ya. Burada ama Allah şu yanlış anlaşılmasın. Gemiden kaynaklı bir müdahaleyle bölgede bir etki oldu demiyoruz. Önceden yapmış oldukları planlamaların harekete geçirilmesiyle alakalı startın verildiği şifreyi verdiler orada bize. Ne oluyor peki sonra? Sonra zaten Maraş'ta merkez üstü olaraktan bir deprem gerçekleşti. Yani bu depremi Amerikalılar mı yaptı? Yani direkt öyle demeyelim. Hadi onları da zan altında bırakmayalım ama şüphelerimizin olduğunu bu anlamda tetiklemiş oluyor. Nasıl zan altında bırakmayalım ama siz Amerikan bayrağını konuşuyorsunuz. Peki, gemiyi konuşuyoruz. 46 bir de. 46 diyorsunuz. Peki hangi yolu yapmış olabilirler bayrağı çektikten sonra? Şimdi eğer Amerika'nın yaptığı bir müdahale varsa depremi tetiklemek konusunda. Evet. Bunu hangi yolu yapmış şimdi olabilirler? Şimdi şöyle bir yöntemi de anlatmamızda fayda olabilir. Özellikle dünya yönetenler. Veya işte meşhur aileler anlatılır vesaire, gizli örgütler, tarikatlar diye. Bunlar daima bizim yaşadığımız tarihin 7 yıl önünde giderler. Ve onların yapmış olduğu çalışmalara göre 2025 yılında bir grubun Mesih beklentisi var. Hı hı. Bu Mesih'in gelebilmesi için öncesinde yapılması gereken sorunlar var. Yani ciddi anlamda dünyada yaşanması gereken felaketler var. Bu felaketlerin içinde de deprem de var. Başka ne var? Şimdi gerçekleşenleri isterseniz hemen bir hızlıca gösterelim. 5 numarayı alabilirsek orada bir görelim. Şimdi gerçekleştirdikleri felaketleri göreceğiz kehanetlerine göre. Daha sonra gerçekleşmesi beklenenlere bakacağız. Onlar tamam, da var bu zamana kadar neler bakın, gerçekleşti? Neler gerçekleşti ve verelim neyden sonra gerçekleşti. Buyurun. Onu bilmemiz gerekiyor. Özellikle 1 Mart 2020'de her şey başladı. Ay, pandemi başlangıcı. Evet, yani orada ne gözüktü de pandemi ilanı yapıldı Dünya Sağlık Örgütü tarafından? Bakın NeoWise kuyruklu yıldızı gözüktü. Dünyadan çıplak gözle ilk defa görülür olarak. Ondan sonra 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü küresel hastalığın resmi ilanını yaptı. Ay çok kötü bu. Bunların hepsi yaşadık. Doğru bak yanlış. Bunların hepsi yaşandı.
Hepsi yaşıyor. Sonra şimdi yangınlar. Soldan sağa doğru geliyoruz takip ettiğimiz zaman. İşte salgını verdiler, yangınları verdiler dünya ölçeğinde. Yangınlar evet. Nasıl çıktı? Hep kontrollü değil mi? Evet. Yani hiçbiri normal değildi. Tabii ki. Evet. O yüzden kehanette nasıl geçer yangınların olacağıyla alakalı bilgi, dünyadaki orman arazisinin 1/3'ü yanacak der. Ay, ve yaktılar. Kontrollü yani. Kontrollü. Time'ın kapağını hatırlayın. Avustralya evet. Yangınları 3 yıl. Avustralya, Kaliforniya, Türkiye. Evet. Bunlar hep evet. Bilinçli olaraktan yakıldı. Evet. İşte hep kehanet merkezli. İşte güneşin karartılması dedikleri teori vardı. Bill Gates'i hatırlayalım. Ben dedi atmosfere balon atacağım. Oradan bir tebeşir tozu yayacağım. Güneşin açılarını evet. Dünyaya düşürülmeyeceğim dedi. Evet, niye küresel evet, ısınma evet, oluyor evet. Vesaire. Yani Kahramanmaraş depreminde de bu kişilerin, bu güçlerin parmağı olduğunu söylemek istiyorsunuz. Ben evet. De size şunu hatırlatmak istiyorum. Seyircilerimize ve size arkadaşlar. Depremden 4 gün önce de 9 ülkenin konsolosluğu güvenlik nedeniyle kapatma kararı aldı. Evet. Kendi vatandaşlarını korumak için, Türkiye'deki kendi vatandaşlarını tabii korumak ya, için 9 konsolosluğu şey. Birden kapatma yani kararı aldı. Hazırlığı. Ne tehlike vardı evet. Da. Kendi ne tehlike vardı. Hatırlıyorum hepimiz Allah korusun canlı boğma bekledik evet. Ya. Evet. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ne oluyor dedi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türkiye üzerinde ne planınız var dedi. Çünkü ortada öyle olsa bir tehlike İçişleri Bakanlığımıza, devletimize bir istihbarat gelir. Evet. DAEŞ mi, PKK mı nedir diye düşünürken 3 gün sonra en büyük facia meydana evet, geldi. 100 yılın felaketi oldu. Yani sahte Mesih devamında. Evet, onu gösterdiler. O tarih önemli. 2021 tarihi. 2021'in Nisan'ı çok kritiktir. Elimizden geldiği kadarıyla biz de anlatmaya çalışıyoruz. Nisan ayında Vatikan'da, daha sonra Mısır'da ve İngiltere'de eş zamanlı olarak ciddi operasyonlar yapıldı. Vatikan'da diriliş ayinleri yapıldı, ritüelleri Allah Allah. Yapıldı. Mısır'da diriliş ritüelleri yapıldı. Hatırlarsınız Mısır'da evet. Firavunların mumyalarının taşınma organizasyonu evet, evet, yapılmıştı. Evet, 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 o tam bir ritüeldi. Bunun bilinmesi gerekiyor. Neyle alakalı? Yine Mesih, Mehdi vesaire bağlantılıydı bunların hepsi. Hepsi tabii Mısır mitolojisine göre bunları ona anlattılar o etkinlik sırasında. Ama neyi saklamışlardı? İngiltere'de yapılan operasyonu saklamışlardı. İngiltere'de ne oldu? O tarihlerde bir insan kurban edildi. Ay 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 çok fena bir şey. Şimdi ya. Evet yani dünya masum değil. Bu dediğimiz gizli örgütler veya tarikatlar hiç değil. Olabildiği kadarıyla bizler de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Niye? Türk milleti, Türk Müslümanları bunları öğrensin diye. Çünkü operasyonların ana anlamda genel merkezi bu topraklar. Evet. Bize Türk kimlerin nasıl geldiğini bilmemiz lazım. Çünkü nasıl geleceklerini öğrenmemiz bunlar, lazım. Bunlar onların daha önce yaptıkları, şimdi yapacaklarını da öngörülerimizi evet. De söyleyeceğiz ama savaş dediğiniz daha sanırım Rus-Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyor. Evet, Gog Magog odur mesela. Evet. 2002'de olması önemli. Daha sonra şu dediğimiz düve olayı var. Bakire düve olayı. Onu da gerçekleştirdiler. O biz, ne demek? Şimdi kehanete göre Mesih'ten önce bu işlemin olması lazım. Şimdi düve olayı nedir? Düve olayı şu işte onlara göre, İslam'la alakası yok bu konuların. Onlara göre. Mesih geldiğinde hep meşhur olan şu Armageddon dedikleri kıyamet savaşı yaşanacak. Mesih taraftarı olan gruplar savaşı kazanacak. Daha sonra bugünkü kutsal topraklar diye ifade edilen İsrail-Filistin coğrafyasında Mesih tapınak kuracak. İşte bugünkü Kudüs, Mescid-i Aksa arazisinin olduğu yerden bahsediyoruz. O alandaki kurulmuş olan tapınağın ibadetin merkezi olarak meşru hale gelebilmesi için kehanette yazdığından dolayı kırmızı bakire düvelerin kesilmesi, kanları tapınak arazisine serpilmesi gerekiyor. Şimdi Alper Bey, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdırdan sonra... Ay Zafer Bey kafamı... Zafer Bey evet. Kafam karıştı hattımızda. O kadar ilginç şeyler anlatıyor ki mümkün değil kafa karışmaması. Şöyle Zafer Bey... Evet.